Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sibel. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün TikTok'taki kişilerin eşsiz inanılmaz özelliklerine bakacağız. Dilini burnuna sokan mı dersin? Tek parmağıyla yürüyen mi dersin? İnanılmaz bir video olacağı benziyor. Hızlı bir şekilde videoya geçmek istiyorum ama videoya geçmeden önce bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videolarımı izleyip ve beğenip zamanında bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız eğer hızlı bir şekilde video gelsin. Abimiz dudaklarını içine sokup yanlardan ökü dudak mı? Nasıl ya? Nasıl oluyor öyle iş? Almıyor. Abimiz bayağı susamış olmalı herhalde. Gerçekten yani bunun başka bir açıklaması olamaz. Şu an gördüğüme inanamıyorum. Bu sadece bende oldu sanmıştım. Küçükken benim de damağımda bir tane diş çıkmıştı ve bu dişi çektiklerinde bütün dişlerim yamulmuştu. Ama ablamın doktorları o kadar mantıklı insanlarmış ki o dişi çekmek yerine tel takarak çok güzel bir şekilde yerine oturtmuşlar. Evet, buradaki hüsrana uğrayan kişi benim sanırım. Peki benim günahım neydi? Abla elastik biri olduğunu söylüyor ve... Ne yapacaksın acaba? Ne? Aa, çok korkunç. İnanmıyorum. Boynum acıdı şu an ya. Evet. Gerçekten emin misin? Abla Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Aa! Lastik tokalar 1 lira. Ben sana göndereyim, kulaklarına bu eziyeti yapma lütfen. Bu nedir ya? Çok korkunç. Şu kadar kulak deldirme olayını hiçbir şekilde algılayamamışımdır. Ben kulağımın kenarına deldiriyorum, deli gibi ağlıyorum günler boyunca. Abla bu kadar deldiriyorsun ya, şaka mısınız? Hiç mi canınızın kıymeti yok ya? Evet, abladan boyu kadar bir çocuk çıkmış. Ablayı tebrik ediyoruz. Büyük bir iş başarmışsın, gerçekten büyük olmuş ya. Sigara içmek için muhteşem bir yol mu? Hayır, sigara değil, rulo kat. Evet, sigara değil, rulo katmış. Ne? Bu nasıl parmak be? Abla sana bir şey söyleyeyim, parmağına çok değişik şeyler olmuş. Çatal parmak olmuşsun. Evet. Abinin 2 dili var ve o 2 diliyle dans etmeye çalışıyor. Neler görüyoruz ya. Gerçekten neler görüyoruz. Ben tekini bile zor oynatabiliyorum. Sen 2 dilini nasıl oynatabiliyorsun bu arada? Gözlerim hakkındaki bazı açıklamalar. Gözlerinde ne var ki ablam? Acıyor mu no? Sıkışmış mı no? Görebiliyor musun no? Lens mi? Kafayı mı yedin ya? Böyle bir şeyin imkanı yok yalnız. Var mı harbiden? Yani yapabiliyor muyum? Aa, çok korkunç. İmkansız böyle bir şey. Bu ablanın sanırım içine bir şey kaçmış. Ortasında iyi var. Bir şey geliyor aklıma ama. İnsanların %35'i dillerinin altından kırık fışkırtabiliyormuş. Siz yapabiliyor musunuz? Ben yapamıyorum. Peki ablanın fışkırtıp tükmünü çocuğun çeşme görmüş gibi ağzını açması ve onu içmesi. Ablanın sahip olduğu genetik mutasyon neymiş? Evet ablacığım, çok güzel bir burnun var. Bayağı iyiymiş bu arada burnun. Ve ablanın sahip olduğu yetenek Harry Potter'daki Voldemort burnuymuş. İnanılmaz. Abla aslında ister istemez şanslı olarak doğmuş. Ablanın burnunda hava akışını engelleyebilecek hiçbir şey yok. Gelsin temiz havalar. Oh be. Senin yeteneğin ne peki? Abinin yeteneği omuzlarıyla alkışlayabilmekmiş ya. Bence muhteşem bir yetenek. Çok farklı, çok unik bir yetenek gerçekten. Teyzemin yeteneği neymiş? Evet teyze, ne yapıyor? Teyzenin yeteneği bunu parmaksız olarak yapabilmek. Nasıl bunu? Ablamızın yeteneği nedir peki? Evet, hadi söyle bakalım. Evet, şu an şapka düştü, kel göründü gibi bir durum yaşandı. Ablanın acaba anlamı çok geniş. Yani kel değil de acaba anlamı geniş. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Gerçekten şu an algılarımı yitirdim ben. Bu ablamızın yeteneği ise yüzüne çimdik attığında onun morarmasıymış. Abla, benden sana bir tavsiye, yüzüne çimdik atma. Komik mi lan bu? Büyük burun problemleri. Bakayım ne kadar büyük ya, tamam. Daha geçmeyeceğim. Tamam, çok da büyük değil de burun deliklerinin çok büyükmüş. Evet, bunlar beni biraz korkuttu. Abinin burun deliklerinden beynin içini görebiliyorum şu an ama olsun. İyi tarafından bakalım, kasırga gibi hapşırabilirsin. Bu ne ya? El kaktüsü mü? Ne bu? Ay, inanmıyorum ya, çok değişik. Sanki o parmak sonra eklenmiş gibi duruyor. Allah güç kuvvet versin. Evet, kısa boy ve uzun boy problemi. Ablanın boyu o kadar uzun ki kapıdan bile büyük. Kapıya şöyle geçecek. Büyük boyunda büyük derdi oluyor gerçekten yani. Yazık oldu. Abla, yalnız sana çok perde astırırlar. Bak, bu kötü oldu işte. Ablamızın yeteneği ise hiçbir şekilde göz kırpmamasıymış. Nasıl oluyor böyle bir şey ya? Şu an ben de kırpmıyorum herhalde. Ya böyle yaparsan tabii kırpmazsın. Şu an kırpıyor muyum acaba? Al işte, kendin yaparsan kırpmıyorsun. Kırpıyor muyum? Abinin özelliği ise dilini şişirebilmesiymiş. Ne? Nasıl olabilir böyle şey ya? Böyle değil diyor. Nasıl? Evet. Abla ise septumundan bıyık çıkardı. Salvador Dali oldu ablamız. Ama nasıl o kıvrımı, o demirin o kıvrımını burnun içinden nasıl geçirebildin? Aa. Yemin ederim sizin canınızın hiçbir kıymeti yok ya. Evet, ablamızın da herhalde şapka düştü kel göründü mü olacak ya? Ablanın alnı o kadar geniş ki. Ben de kendi alnıma geniş diyordum ya. Hiç de değilmiş. Abi şu an tam bir kaplumbağaya benziyorsun. Nasıl o kadar uzun bir boynun olabiliyor ya? Ben de kendi boynumu uzun sanıyordum. Bu abi iyi kafa atar ha. Çok güzel olur. Bu ablanın ise kolları çok uzunmuş. Ablam, benimkiler de uzun. Bu kadar uzun mu? Çok uzun seninki de ha. Harbi. İyi tarafından bak, her yere ulaşabilirsin o kollarla. Evet, ablamız yürüyor ve kolunu gördünüz mü? Nasıl oluyor böyle bir şey ya? İnanılmaz. Hem oraya hem buraya sallanabiliyor. Ablanın sanırım dirseği yok. Yani ben buradan bunu çıkarırım. İnanılmaz bir şey ya. Bu ablanın yeteneği ise yüzünü oynatabilmekmiş. Bu nasıl esnekliktir ya? İnanılmaz. Yemin ederim ben kütüğüm ya. Gerçekten bu nasıl bir esnekliktir abla. Abinin o kadar büyük burun delikleri varmış ki içine bozuk para yerleştiriyorum. Benim burun deliklerim o kadar küçük ki serçe parmağımı bile yerleştiremiyorum. Giriyor ama herhalde. Serçe parmağım. Abinin yeteneği ayağıyla her şeyi kaldırabilmekmiş. Tamam, yani kumandayı ben de kaldırırım. Gözlüğü de kaldırırım. Evet, tripodu da kaldırırım. Bir şey değil. Ne? Apple kutusunu kaldıramam mı? Yuh. Abi gerçekten ayaklarını en niyetine kullanıyor. Ne? Nasıl ya? Abla ne yapıyoruz? Oha. Aa, bu ne? Abi ne yapıyorsun? Aa, nasıl oynatabiliyorsun onu ya? Tövbe estağfurullah. Daha neler göreceğiz acaba? Bak işte bu muhteşem bir yetenek bence ya. İki elinle yazabilenler muazzam yetenekli insanlar bence. Birçok insan iki eliyle yazı yazabiliyor. Siz yazabiliyor musunuz? Yorumlara yazın, ben yazamıyorum. Oha ya, elini ip gibi kullanabilmek mi? Aha. Oldu işte. Yaşasın, ben de yetenekliyim. Bu ablanın yeteneği ise gözlerini çıkarabilmek mi? Amanayım. Abla neden peki? Bu abi ise Adem elmasını oynatabiliyor. Oha. Ne kadar değişik ya. Evet, bu artık zaten bilinen bir gerçek. Dili yalama. Yalayamıyorum. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün TikTok'taki insanların inanılmaz yeteneklerine baktık. Ben hiçbirini yapamıyorum ama gerçekten yapabilenleri kutluyorum. İnanılmaz bir yetenek, inanılmaz bir başarı. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı ve beğenmeyi, aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.